8S miydi? S8 mi? S8 modeli, S8 artı. S8 artı plus. Bu da S8. Yani boyut olarak hani 6.2 inçti. Boyut olarak 5.8 inçti. Bu da S8. Ya bir tek boyutlarında fark var değil mi bunlar? Boyut ve pil farkı var. Hani S8 artıda da hani ekran boyutunda 18.5'a daha geniş bir video almış sunuyor. Şu an bu boyutta göstereyim. Ya işte benim aradığım telefon da bu aslında. Bunu şeyle kıyaslamak istersek şu an 18.5'a sesin kısa. Bunun kalitesi gerçekten video kalitesi olarak bayağı fark ediyor yani. Yani video kalitesinde bayağı fark var. Ekran ikisi de Quad HD ama hani S7'de işte Quad HD, S8 artı da Quad HD ama biraz daha PPI yani piksel yoğunluğu yüksek. Artı HDR daha hani gerçek zamanlı tonlamalarına sahip oldu. Biz bu arada bunun şeyini aldık değil mi? Yani S8'in gece siyahı bu renginden aldınız. Aha, bu renginden. En güzel rengi de bu sanırım. Yani güzelmiş yani. Erkek için en güzel rengi. Talep görüyor yani. Gece siyahı, orkide grisi var. Altın bakır rengi ama var. Ama bunun da siyah gerçekten güzel bir siyah yani. Bazı siyahlarda yani telefonun kalitesi belli oluyor yani renginden de. Yani tamam. Zaten ön marka hani şu an ilk Gorilla Glass 5 cam kullandığı için cihazda. Gayet sağlam materyalleri sahip. RAM olarak ne var? RAM olarak 4 GB DDR4, LPDDR4 RAM kullanıyor. Samsung'un kendi ürünü. İşlemci olarak ilk 10 nanometre teknolojisini kullanan telefon. Samsung'un 8895 işlemci var cihazda. 4+4 var yine aynı şekilde. Hafıza olarak SSD'ye göre 64 GB da geliyor. İki katı daha yüksek hafızayla geliyor. Hani bazı kullanıcılar 32 GB'da bile hani yetersiz kalmadığını söylüyor ama bu ürüne direkt 64 de geliyor. Zaten 256 GB'a kadar 256 GB dahil micro SD kart deneyim sunuyor. Yani daha çok fotoğraf video çekecekler. Ekstra hafıza desteği o konudan yanılabilir. Yani üründe yine IP68 sertifikası var. Yani 1,5 metre tatlısuda yarım saat dayanabiliyor. Hani kullanıcılar bunu deniz ve kimyasal suya düşürmediği sürece herhangi normal yağmur suyu olsun, işte havuz suyunda kolay kolay zarar görecek bir ürün değil. Yani ekran boyutları hani gördüğün gibi S7'de işte 5,5, S8'de 5.8. S8 artıda ise 6.2 inç. Hani ekstra gelen güvenlik teknolojisi bu üründe iris tarayıcı var. Göz tarama dediğimiz şu an tek kopyalamayan sistem. Artı yüz tanıma var üründe. Parmak izi sensörü ise arka tarafa alındı. Cihazda aynı şekilde. Parmak izi sensörüne bakabilir miyim? Burada arka tarafta. Yani şu flash kameranın yan tarafında. Kameranın yanında zaten hani iris tarayıcı da var. İris tarayıcı çok daha hızlı bir teknoloji. Şu an tek kopyalamayan. İris aracı gözle değil mi? Tabii göz haritası. Yani iris haritası dediğimiz her insanın farklı olan. Hani o konuda insan ve hayvan gözünü belirt edebilir. İris aracı. Hani ekran konusu tamamen çerçeveleri kaldırdı. Hani infinite display dediğimiz sonsuz ekran teknolojisi var. O konuda hani kullanıcı tamamen video oyunlarda tamamen sürükleyici bir ekran deneyim var. Yani ekranı gerçekten çok güzel beğendim. Diğerinden de video açılmasında karışmasına ama sesler. Şu an en büyük olan ama 6.2 inç. Hani en boy oranı şu an. Parmak izi tutması şey ya. Parmak izi tutuyor ya. Onu da tutmasa onun öyle bir şey. Bunda şimdi menüye nereden giriyor sana menüye? Şu şekilde. Arayüz biraz daha kolaylaştı. Şöyle yukarı çektiğim zaman buradan direkt mi? Ben de sabahdan beri onu arıyorum biliyor musun? Bulamadım. Keşke sorsaydım bana. Sana sormak da aklıma gelmedi. Çok iyi ya. Yani bunda RAM ne demiştin? RAM 4 GB DDR4 RAM ile geliyor. DDR4 olması avantaj var ya. Ya DDR4 şu an hem gerek işlemsel hem daha hızlı. Yeni teknoloji şu an. Samsung zaten o konuda hani dünyada en iyi üreticilerden birisi olduğu için cihazda kendi RAM'ini kullanıyor. Ya donanım konusunda Samsung gerçekten şey koyuyor. Yani şu an zaten cihaz yapılan bütün testlerde her şeyde şu an rakibi olmayan bir ürün. O konuda en üst sıralamalarda. Gerek ekran gerek tasarım olarak. Peki iPhone 7 S daha çıkmadı zaten değil mi? 7S. Yani şu an belli yani bugün bu sene ne modeli geleceği 7S mi 8 mi 3 modeli çıkartabilir deniliyor
Şu an iPhone'da 7 var değil mi şu an satışta? Yani 7 ve 7 Plus var. Peki 7 mi yoksa bunu mu önerirsin yani? 7 ile kıyasladığımız zaman Samsung bir ekran tasarım olarak çok da öne çıkıyor. Diğer donanımsal özellikleri bakımından mesela yani işlemci, hani yapılan hafıza. Bak hafıza zaten hani Apple'da ekstra insanlar hafızaya şöyle söyleyeyim ekstra ücret ediyor. Kart desteği sunmadığı için. Apple'da değil mi? 128 ve 256 olarak geliyor. Samsung'da ise bu arada 64 GB'da geliyor. Bu da bizim aldığımız telefon yine Samsung'un S8'ini aldık. Egehan sağ olsun bize yardımcı oldu. Nömerinden Egehan. Vatan bilgisayara gelip ulaşabilirsiniz kendisine. Yani fiyatta bir güzellik yaptı. Onu moddan çıkaracağım şimdi bir saniye. Kısaca S8'in kutu içeriğini göstereyim cihaza. Cihazımız çıkıyor. Burada yenimiz var. Bir dakika ben komple bunu yeni video yapayım istersen. Hı hı.